Abdullah Muradoğlu Trump'ın İsrail'i Büyük Yap Tiyatrosu Trump'ın İsrail Filistin Barış Planı'nın resmi duyurusu Benjamin Netanyahu'nun hükümeti kuramaması sebebiyle yine erteleniyor. Trump'ın sözde barış planındaki partneri Netanyahu Eylül'deki seçimlerden başarılı çıkarsa en geç Kasım ayı başlarında hükümeti kurmak zorunda. Planın duyurusunun yıl sonunu ertelenebileceğini ifade etmiştik. Nitekim Trump'ın Orta Doğu özel elçisi Jason Greenblatt da planın Kasım ayına ertelenebileceğini söyledi. Greenblatt, Trump'ın başkanlık seçimleri kampanyasıyla İsrail-Filistin planını eş zamanlı yürüteceğine savunuyor. İsrail lobisinin desteğini almak için uygun bir durum. Trump'ın Amerika'yı yeniden büyük yap sloganını kazıdıkça altından İsrail'i e büyük yap yazısı çıkıyor. Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla İsrail yine masum Filistinlileri katletmeye devam edecek. Amerika'nın İsrail büyükelçisi David Friedman New York Times'e verdiği mülakatta İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak etmeye hakkı olduğunu söylemişti. Jerusalem Post gazetesinin New York'ta düzenlediği konferansa katılan Greenblatt da aynı görüşte olduğunu söyledi. Trump planını yürüten bütün bu isimler Netanyahu ile aynı ajandayı paylaşıyorlar. Heyetin profili Planın Filistinliler için bir barış anlaşması olmadığının kanıtı. Plan çerçevesinde 25-26 Haziran günlerinde Bahreyn'de refah için barış başlıklı ekonomi çalıştayı yapılacak. Çalıştayı boykot eden Filistinliler Arap devletlerinden de aynı hassasiyeti bekliyorlar. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün, Mısır ve Fas dışında çalıştay'a katılacağını ilan eden bir Arap devleti yok. Uluslararası Para Fonu IMF ve Dünya Bankası gibi küresel finans kuruluşların da çalıştığa katılmaları bekleniyor. Filistinlilerin boykot çağrısının önde gelen Arap ülkeleri tarafından karşılık bulamaması ise yeni bir hayal kırıklığına yol açtı. Filistinlilere göre bu ülkeler Amerika'nın baskısıyla çalıştaya katılmayı kabul ettiler. Mısır ve Ürdün her yıl Amerika'dan önemli miktarda askeri yardım alıyor. Amerika ile özel ilişki içindeki bu devletlerin çalıştaya katılacak olmaları sürpriz değil elbette. Arap medyasına göre çalıştay Suudi Arabistan'da yapılacaktı. Filistinliler boykot ilan edince çalıştayı Bahreyn'e kaydırdılar. Filistinliler Trump'ın havucu olarak gördükleri çalıştaya Arap katılımının sembolik düzeyde kalacağı görüşündeler. Filistinliler kendilerinin yer almadığı Filistin çalıştayının bir Arap ülkesinde yapılmasından rahatsızlar. Filistinliler teslim planının parçası olan bu çalıştayın bir kıymeti harbiyesinin olmayacağını da ifade ediyorlar. Trump 52 yıldır işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail'in ilhak etmesini resmen onaylamıştı. Netanyahu bu hediye karşılığında Golan'da Trump adıyla bir yerleşim birimi kuracaklarını söylemişti. Netanyahu pazar günü Golan'da Trump Heights adı taşıyan özel bir tören düzenledi. Trump'ın doğum gününe ayarlanan törene ABD büyükelçisi Friedman da katıldı. Kağıt üstündeki bu yasa dışı köy için ortada ne plan ne de fon var. Trump köyü Netanyahu için bir halkla ilişkiler çalışması. Sözde ABD Büyükelçisi Friedman ise Golan'da harika bir gün başlıklı tweet yayınlayarak İsrail'in Turuman'dan bu yana görev başındaki bir ABD başkanı için ilk defa bir köy tahsis ettiğini belirterek doğum günün kutlu bay başkan dedi. Trump, Netanyahu'yu suyun üstünde tutmak için her şeyi yapıyor. Trump ve Netanyahu'nun siyasi kaderleri birbirine bağlanmış görünüyor. Friedman ve Greenblatt'ın açıklamaları, Trump köyü şovu, seçime hazırlanan Netanyahu'nun elini güçlendirmeye yönelik olduğu anlaşılıyor. Filistinlileri teslim almayı amaçlayan bir senaryo perde perde sahneye koyuluyor. Dünyada sonucu belli olan bu tiyatroyu seyrediyor. Daha da acısı kaderlerini ABD'ye emanet eden Arap dünyasının önde gelen devletlerinin bu tiyatronun figüranlığını kabul etmiş olmaları.